Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Enbiyalar kıssası hakkında söz yürüterek ikemiz, Adem aleyhisselamdan söz başlayıp, o kişinin zürriyatları terkalıp, yeryüzüde köpeyip, içlerinden enbiyalar tellep alıngeni, ulardan bazıları Kur'an-ı Kerim'de zikir kılıngen bulsa, başkaları kılınmageni hakkında sözleştik. Ahırı İdris aleyhisselam kıssalarını zikir kıldık. O kişi Kur'an'da namları çıkan peygamberlerden biri ekenliklerini hem ettik. Ana şu tarzda Adem zürriyatı köpeyip, tarqalib yeryüzüde Allah subhanahu ve taala'nın enbiyaları keltirgen dinler talimatı esasları da yaşab bardılar. Lekin şu bilen birge başka tarafta insan zatını Adem balasının daimi düşmanı şeytan, iblis hem bar idi. Cennetten kurganda birge bogan idi. Oşanda Allah subhanahu ve taala'ga kasam içip, ben elbette bularını hammasını ig'vo qilaman. İlla seni muhlis, o'zing tanlab olgan bandalaring bundan mustasno degan edi. Ana shu bergan va'dasida qattiq turib, hamma vaqtlarda ve makarlarda iblis insan farzandını ig'voga uchratış, yoldan uruş, Allah'ın taatiden çıkarış, günahkar buluşu için imkanı kelde bar narsalarını hammasını işke saldı. Nebi aleyhissalatu vesselamlar bu dünyadan ötkerlerden son, ularının kavimleri ular keltirgen talimatlıka bir münce amal kılgallerinden son, keyin aste sekin yoldan azış, ihlasları nuksanga uçuraş, hatalarını kılış, bara bara dinden uzaklaşış hadetleri yüze gekele başladı. Ana şu payette yaşap otken kişilerin içi de ahli sağlık, ibadetlik, taqvodor, hammani hurmat ehtiromiga sazovor bo'lgan zotlar ham bor edilar. Odam zotiki qayerda bo'lsa, ana shunga o'xshash yaxshi sifatli insonlarni hurmatini qiladi, e'zozlaydi, ularni e'tiborini tortish, duosini olish, eslab yurishga harakatda bo'ladi. Shayton mana shu nozik nuqtani izlab topdi da undan o'ta ustalik bilan foydalandi. O'sha paytdagi vafot etgan ba'zi bir ahli solih, taqvodor, ibodatlik, hammani hurmatiga sazovor kishilarni dafnlaridan keyin ularga muxlis bo'lgan kishilarga ig'vo qildiki, ular juda yaxshi odam edi. Sizlar bularni eslab tursalaringiz, yaxshiligini eslab, aytgan gaplarini esda tutib, yana ham yaxshilikda bardavom bo'lasizlar. Shuning uchun eslaringizdan chiqib qolmasliklari uchun sizlar ularni suratlarini olib qo'yinglar, rasmini solib qo'yinglar dedi. Odamlarga bu yoqib tushdi. Sirtdan qaraganda haqiqatan shunday. Haligi solih bandalarni rasmlarini chizishib, ularni siymolari yozimizdan ko'tarilmasin deb qabrlarini ustiga qo'yishib qo'ydi. Ana shu ishni qilganlar to'liq tushunar edi. Bu surat
hiç narsaga daxli yok. Fakat kabirde yatkan ahli salih kişinin simasını unutmaslik uchun qilingan. Kabirni ziyoratga borganda bir suratga ham qarab qo'yadi. Shunga o'xshagan odam edi deydi. Yana qandaydir qiladi, lekin boshqa niyat yo'q, boshqa tushuncha yo'q. Avlod o'tib, undan keyingilari o'tib, mana bu surat nima ekan desa, buni bobomiz ham hurmat qilar edi. Oldida to'xtar edi, tikilib turar edi degan kablar o'tib boraverdi. Borib, bu suratlar baqosiz narsa ekan. Yirtilib ketar ekan. Qattiqroq narsa tegsa bukilib qolar ekan. Buni o'rniga xuddi shuni o'zini haykal qilib qo'ysak qanaqa bo'lar ekan deb haykal qilib qo'yishdi. Haykalga ham haligi munosabat bo'lib borib avloddan o'tib oxiri bular muqaddas zotlar ekan. Shuning uchun ota-bobolarimizdan o'tib bularga topinishib kelgan ekan. Biz ham bulardan hojatimizni so'rasak bo'ladi. Deb asta-sekin ularni ulug'lashga o'tishdi. Ulug'lashdan muqaddaslashtirishga kirishdi. Undan keyin ularga duo qilishga o'tishdi. Oxiri borib ibodat qiladigan, cho'qinadigan holga kelishdi. Ana shunday shaytonning ig'vosiga o'tgan kishilarning xatosi tufaylidan ahli solih kishilarning yodini esdan chiqarmaslik ma'nosidagi urinishlar suratga, suratdan haykalga, haykaldan butga, sanamga aylandi. Ana Allohga shirk keltirish yer yuzida sobit bo'ldi. Haykallarga, butlarga, ahli solihlarni siymosi demak ifoda qilingan shakllarga odamlar ibodat qiladigan, ulardan yordam so'raydigan, ularga atab qurbonliklar so'yadigan bo'lishdi. Mana shu holat asta-sekin borib butun dunyodagi diniy hayotning izdan chiqishiga olib keldi. Alloh subhanahu va taolo nabiylariga yuborgan ta'limotlar yo'qolib ketdi. Hamma tarafni shirk bosdi va shirki axloqlar, buzuqchiliklar, beodobliklar va hokazo juda ko'p insoniyat uchun zararli bo'lgan fikrlar, e'tiqodlar, amaliyotlar tarqaldi. Ana shunday bir paytda yangi bir zabardast nabiyga dunyoning hojati tushdi. Bir nabiy kelsa-ki, Allohdan to'g'ridan to'g'ri ta'limotlarini qabul qilib olib, ana shu ta'limotlarni sabr bilan, bardosh bilan haligi yo'ldan chiqib ketgan qavmlarga, xalqlarga yetkizsa, ularni to'g'ri yo'lga solsa, iymon yo'liga boshlasa, e'tiqod yo'liga boshlasa, butlarni qo'yib Allohga ibodat qilishni o'rgatsa, buzuq axloqlarni o'rniga husnul xulqlarni tatbiq qilsa, va hokazolar bo'ldi. Ana o'sha paytda Alloh subhanahu va taolo o'zining buyuk payg'ambarlaridan biri Nuh alayhissalomni nabiy qilib yuborishni iroda qildi. Nuh alayhissalom Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan, qissalari kelgan payg'ambarlarni tarix silsilasi bo'yicha Idris alayhissalomdan keyin 3-chi zot bo'ladilar. Odam alayhissalom, Idris alayhissalom va Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalomning muborak ismlari Qur'oni Karimda 43 marta zikr qilingan. Nuh so'zi 43ta oyatda 43 marta zikr qilingan. Bu zoti va barakotning demak qissalari, ismlari Maida surasida, Qamar surasida, Hud surasida, yana bir necha suralarda zikr qilingan. Va bu zotni nomlariga alohida butun boshli bir sura bor. Nuh surasi deb ataladi. Nuh surasi boshqa suralardan farqli o'laroq butun boshi bilan Nuh alayhissalomga bag'ishlangan. Avval Yusuf alayhissalomning surasi ham shunday degandik. Oradagi farq shuki, Yusuf surasida Alloh taolo Yusuf alayhissalomni kichkinaligidan hayotlarini hikoya qiladi. Nuh surasida esa Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib yuborganidan boshlaydi gapni. Ana
Mana shu, demak, butun bir boshlik sura Nuh alayhisalomga qaratilgan, shu kishiga bag'ishlangan va o'sha kishini payg'ambarlik ishlarini tartibli ravishda bayonini qilgan. Boshqa bir sura Ahqof degan sura, ana u surada ham mana shu ma'nodagi demak gaplar bo'ladi. Xo'p, endi Nuh alayhisalomni payg'ambar qilish zarurati tug'ilgandan keyin u kishini yuborganini Alloh taolo xabarini berib aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim." Albatta biz Nuhni o'z qavmiga ularni o'z qavmingni ogohlantir deb nabiy qilib yubordik. Ularga alamli azob kelmasdan oldin ogohlantirdir dedi. Ya'ni qavm buzuq, e'tiqodi buzuq, amali buzuq, ibodati buzuq, nobokor, gunohkor bo'lib yuribdi. Ularga alamli azob kelishdi aniq. Shunga yarasha bo'lib qolishgan. Allohni unutishgan. Allohni yo'lida yurishmayapti. Butga sanamga cho'qinishyapti. Har qanday nobokorliklarni qilishyapti. Xohlagan lahzada Alloh ularni alamlik azobga duchor qilishiga sazovor bo'lib yurishibdi. Lekin Alloh adolatli zot shunday bo'lsa ham ularni oldin ogohlantirmasdan turun azoblashni istamadi-da Nuh alayhisalomni yuborib, bor qavminga aytgan. Ularni ogohlantirgan. Mana bu shirklarini, kufrlarini, botillarini tashasin. Mani yo'limga yursin degan ma'noda, demak, payg'ambar qilib yubordi. Bo'lmasa dedi, alamli azobga uchrashadi. Shu alamli azob kelmasdan avval tavbalarini qilib o'zlarini o'nglab olsinlar dedi. Qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin. Nuh alayhisalom borib o'zlari e'lon qildilar. Ey qavmim, men sizlarga ochiq, oydin ogohlantiruvchiman. Ya'niki nabiyman, payg'ambarman. Alloh meni yubordi. Sizlarning xatolaringizni to'g'rilashim kerak. Men Allohning gapini aytaman, sizlar shunga demak ergashishlar kerak. Ani abudulloha vattaquhu va atiyun. Meni ogohlantirgan narsam shuki, Allohga ibodat qilinglar. Unga taqvo qilinglar. Menga itoat qilinglar. Ana har bir nabiy kelganda o'z qavmiga aytadigan asosiy gaplar shu. Birinchisi, ani abudulloha, Allohga ibodat qilinglar, boshqaga emas. Allohga ibodat qilinglar, Allohga iymon keltiringlar, u zot buyurgan amallarni qilinglar, ko'rsatgan ibodatlarni bajo keltiringlar. Bosh masala shu. Vattaquhu, u zotdan qo'rqinglar. U zot man qilgan narsalarni yaqiniga yo'lamanglar, ularga qo'l urmanglar. Va atiyun, men uni payg'ambariman, menga itoat qilinglar. Men sizlarga Allohning yo'lini ko'rsataman. Men ko'rsatayotgan gap o'zimni havoyi nafsimdan chiqqani yo'q. O'z manfaatim uchun gapirmayman. O'zimni obro'yimni ortishmoqchi emasman. Mol pul to'plamoqchi emasman. Allohning buyrug'ini sizlarga yetkazaman. Menga itoat qilinglar, Allohga itoat qilgan bo'lasizlar. Ana shu tarzda demak, Nuh alayhisalom o'z qavmlarini ogohlantirish, ularga Allohning kalomini erishtirishni boshladilar. Undan keyin u zot Allohga istig'for aytish kerakligi, ana shu vaqtda Alloh taolo bu bandalarni oldingi qilgan gunohlarini kechirishi va o'zlarini ajali yetguncha sog'-salomat turishlarini ta'minlashi, Alloh belgilangan ajal kelganda hech narsa orqaga surilmasligini bayonini qildilar. Gapni qarang. Allohga ibodat qilinglar,
istiğfar aytinglar, günahlaringizni keçiradi. Mağfirat qiladi. Mağfirat qiladi. Lekin bilib qo'yinglarki, agar shuni qilmasanglar, ajali musammagacha turmaysizlar. Belgilangan ajalingizga yetkizgisi ham tavba qilib ibodat qilishingizga bog'liq. Agar tavba qilmasdan, ibodat qilmasdan hozirgi nobakorlik holingizda bardavom bo'lsangiz, ajalingizdan 5 kun burun Alloh taolo kuningizni ko'rsatib qo'yadi. Qavm quloq solmadi. Qavm quloq solmadi. So'ng Nuh alayhissalom Allohga yolvorishni boshladi. Robbi inni nazartu qaumi laylan va naharan dedi. Anzartu qaumi laylan va naharan. Robbim, men qavmni kechasi yu kunduzi ogohlantiryapman, bular quloq solishmayapti. Kechasi yu kunduzi hoy, Allohga ibodat qilinglar, Allohga taqvo qilinglar, istig'for aytinglar. Tavba qilinglar deyapman. Kechasi-yu kunduzi aytganim ham bu nima? Hech quloqlariga kirmayapti. Keyin yana shu da'vatlarini davom ettirib Falam yazidhum du'ai illa firaran deyaptilar. Men chaqiryapman ularni. Da'vat qilyapman. Da'vat qilganim sari ularni mandan qochishi ziyoda bo'lyapti. Avval kelib bir og'iz, ikki og'izni eshitadigan bo'lsa, endi gap boshlanishidan qochishyapti. Eshitkilari yo'q. Hech eshitkilari yo'q. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Qachonman ularni sen mag'firat qilishing uchun chaqirmoqchi bo'lsam ular qo'llarini panjalarini quloqlariga tiqishib oladi. Kiyimlarini boshiga yopib, boshlarini o'rashib oladi. O'zini kufrida, isyonida mahkam turib oladi va juda katta kibrga ketadi. Bu qavmning navbakorligini qarang. Gunohlaringni kechadi, Allohga ibodat qilinglar degan odamdan qochishyapti. Dunyoyingda saodatli bo'lasan, oxiratda baxtli bo'lasan. Mana endi hozirgacha nima gunoh qilgan bo'lsang bo'ldi. Endi men keldim. Alloh o'zi tavba qilsa kechiraman deb turibdi. Ha? Alloh sizlarni mag'firat qilaman deb turibdi. Unga ibodat qilinglar desa, haligi gapni eshitmay deb quloqlariga qo'llarini tiqishib olar ekan. Payg'ambarning qulog'imga gap kirmasin deb. Uni ustiga mabodo qo'l uyog'i ochiq qolgan bo'lsa, yana ham qattiqroq to'silsin deb choponini yopib boshini o'rab olar ekan. Bir og'iz ham, hatto ozgina sasi, ozgina tovushi ham mani qulog'imga yetmasin buni. Va kufrida mahkam turib, juda katta bir nima kibrga ketdilar. Shu darajaga yetdi bular. Undan keyin Nuh alayhissalom aytadilarki, Robbim, men bularga jahron, jiharan, ochiq oydin ovozimni ko'tarib da'vat qilishni boshladim. Endi oddiy emas. Eshitsin deb o'sha qo'liga qo'lini tiqqan quloqidan ham boshini o'ravgan bo'lsa ham, o'shundan ham o'tib kirsin deb juda qattiq ovoz bilan ularni da'vat qildim. Yana yo'q. Undan keyin sir maxfiy qilib ham da'vat qildim. Birovga eshittirmasdan odamlarni oldida uyaladigan bo'lsa deb yakka-yakka ushlab olib, birovga eshittirmasdan da'vat qildim. Unda ham bo'lmadi. Ya'ni da'vatni hamma uslublarini Nuh alayhissalatu vasallam qilib ko'rdilar. Ochiq shunday kelib e'lon qilib, men payg'ambarman, Allohga ibodat qilinglar, u zotga taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar dedilar, quloq solishmadi. O, agar bunaqa qilmasalaringiz, Alloh taolo sizlarni ajalinglardan oldin yo'q qiladi.
alamli azoblarga duchor qiladi deb qo'rqitdilar, bunga ham bo'lmadi. Keyin yana da'vatni demak qilishni boshladilar. Haligi aytib o'tgan holatlarimiz bo'ldi. Maxfiy gapirdilar, ochiq gapirdilar, baqirib gapirdilar. Hech imkon yo'q. Undan keyin bularni qiziqtirishni boshladilar. Qul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaykum midrara va yumditkum bi amvalin va banina va yaj'alnakum jannatin va yaj'alnakum anhara. Men ularga aytdim deb Allohga yolvaryaptilar Nuh alayhissalom. Men o'sha sarkash qavmga aytdim. Robbingizga istig'for aytinglar. Mag'firat qilishini so'ranglar, yolvaringlar. U o'zi g'affordir. Gunohlarni ko'p kechuvchi zotdir. Ana istig'for aytib, gunohlaringizni kechirishini so'rasalaringiz, g'afforlik sifati bilan gunohlaringizni kechadi. Yursilis samaa alaykum midrara. Shu tavbalaringiz, istig'forlaringiz sababidan osmondan sizlarga baraka yomg'irini yog'diradi. Ya'ni turmushingizlar yaxshi bo'ladi. Qurg'oqchilik bo'lmaydi. Ekinlaringiz yaxshi o'sadi. Meva-chevalaringiz serhosil bo'ladi. Chorvolaringiz semiradi, yaxshi bo'ladi. Va yumdidukum bi amvalin va banina. Sizlarga mol dunyoni beradi, farzandlar bilan madad beradi. Va yaj'alnakum jannatin va yaj'alnakum anhara. Sizlarga bog' rog'larni qilib qo'yadi, anhorlaringizdan suvni oqizib qo'yadi. Bu dunyoda nima kerak bo'lsa hammasi bor-da. Yo'q, ko'nishmayapti. Ko'nishmayapti. Malakum la taj'aluna lillahi waqara. Endi itoat qilishga. Nima bo'ldi? Nima uchun Allohni ulug'lamayapsizlar? Shuncha gapni aytsa ham. Ana undan keyin ularni Alloh taolo yerni qanday yaratgani, osmonni qanday yaratgani va Allohning qudratiga dalolat qiladigan narsalarni e'tiborini tortib gapirdilar yana. Boshqa tarafdagi qudratiga dalolat bo'ladigan gaplarni gapirdilar, yana ta'sir yo'q. Endi ular indamasdan qochib, quloqini bekitib, boshini burkashdan endi to'xtashib, Nuh alayhissalomni sen jinnisan, ahmoqsan. Sen yalan gayak hayardan ozi peygamber olup kaldın deyip ayıplaşge otuştu. O kişinin gapları ki tezgahı gapı gapıradı gön. Aytken gaplarını demek mensimeydi gön. Maskara kıladı gön halatlar demek yüzüge çıktı. Nihayette ağır bir vaziyet yüzüge geldi. Bu vaziyet bir yıl, on yıl, yüz yıl, iki yüz yıl, üç yüz yıl yemez. Ondan uzak devam etti. Allah Teala aytadiki laqad arsalna Nuhan ila qaumihi famakatha fihim alf sanatin illa 50 aman. Biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik. U ularni ichida 50 ga kam 1000 yil payg'ambar bo'lib turdi dedi. 950 yil da'vat qilibdi, hech kim iymon keltirmayapti. Allohning ulug' payg'ambari bir qavmni 950 yil da'vat qilyapti. Yo'q, javob yo'q. Illa az sonli kishilargina iymon keltirgan. Hatto Nuh alayhisalomning xotini, o'g'illari iymon keltirmagan. Bu ana shunday darajadagi buzuq qavm. 950 yil payg'ambar bo'lib qavmini da'vat qilgan degan gapga bugungi kunda ba'zilar qanaqa qilib 950 yil yashaydi deyishi mumkin. Yo'q. Illa billah mu'min musulmon odam bu narsani umuman xayoliga ham keltirmasligi kerak. Chunki Qur'onda kelgan haqiqatni inkor qilgan odam dindan chiqib kofir bo'ladi. Allohning aytgani haq. Unga iymon keltirish biz uchun matlub. 950 yoki undan ko'proq yashash bir insonni imkoni bor, Alloh bersa o'zi imkonida, Allohning qudrati ulug', imkoniyati cheksiz.
Lekin akıl derecesinde karaladığım bolsa, dünyada az narsalarını umuru uzak boladı, ko'p narsalarını umuru kısa boladı. Paşa, bitta paşa bir tuhumlaganda mingta mingtani tuhumlab taşa uğradı. Lekin bir saat, iki saat, üç saat de ola uğradı yani. Paşanı bir ay yaşaganını hiç kim görmeyen. Lekin bütün dünyanın paşa bastırı uğradı yani. Laçınlar kaçan tuhum koyganını bura bilmeydi. Qayerda bola açganını yan bura görmeydi. Nadir narsalar. Şunun için onlar uzağa yaşaydı. Uyam kanatlı narsa, uyam kanatlı narsa. Lekin sonu az bo'lgani uchun Alloh taolo ularning umrini uzoq qilib qo'ygan. Manaqa tug'ilishi oson, darrov jon kirib ketishi bor pashaga o'xshaganlarni agar umrini uzoq qilib qo'ysa butun dunyoni rasvo qiladi bular. Ana Allohning hikmati mana shunda. O'sha paytda demak odamlar oz bo'lgan, Alloh odam zotini demak ko'paytirish ma'nosida ba'zi birlarini umrini shu tarzda uzoq qilib qo'ygan bo'lishi hech gap emas. Allohning o'zini irodasidagi narsa. Ikkinchidan, o'sha paytdagi odamlarni dindan chiqish balosi qanchalik og'ir bo'lganligini ko'rsatish. Bir nabiyni 950 yil da'vat qilishi, bilan ham yo'lga tushmaganlarini butun insoniyatga, insoniyatning tarixi davomida o'rnak qilib ko'rsatish uchun Alloh shunday qilib qo'ygan bo'lsa, o'zi biladi. Shuning uchun siz bilan biz hech qachon qanday qilib bir odam 950 yil payg'ambar bo'lishi kerak, bu aqlga sig'maydi-ku degan narsani zinhor va zinhor yaqiniga bormasligimiz kerak. Ana shundan keyin Alloh o'zi Nuh alayhisalomga xabar berdi. Mana shu sen bilan iymonga kelib hozir mu'min bo'lganlardan boshqasi iymonga kelmaydi bularni dedi. Oyatda aytdi shuni. Ana o'shanda ana keyin Nuh alayhisalom o'zlarining mashhur duolarini qildilar. Va qala Nuhur robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka va la yalidu illa fajiran kaffara robbi ighfirli va li validayya va liman dakhala baytiya mu'minan va lil mu'minina val mu'minat va la tazidiz zolimina illa tabara. Nuh aleyhisselam aytdilar ki, Rabbim, bu yeryüzüde kafirlerden, gımırlab yuradığından bittesini ham koymayın dedi. Birartası yerde aylanıp yuradığını bulmasın, hamısını yok etken. Eğer sen onlardan bittesini koysan ham, tuğadığın olsa ya kafir tuğadı ya facir tuğadı. Orqasidan zurriyat qolsa ham bu mu'min kelmaydi bulardan. Yo fojir yoki kofir bo'ladi. Kofirlarga bu duoni qilgandan keyin mu'minlarga duo qildilar. Alloh meni mag'firat qilgin. Ota-onamni mag'firat qilgin. Meni uyimga kirgan mu'min va mu'minalarni hammasini mag'firat qilgin. Kofirlarga esa halokatdan boshqa narsani ziyoda qilmagin. Alloh subhanahu va taolo o'z ulul azm nabisi Nuh alayhisalomning bu duolarini qabul qildida u kishiga kema qilishga amr etdi. Wasna'ul fulka bi a'yunina va wahyina dedi. Bizni rioyamiz ostida vahyimizga binoan kema yasadi. Ya'ni kemani yasashni o'zi o'rgatib turdi Alloh taolo, o'zi qarab turdi. Nuh alayhisalom kema yasadi. Kema qanaqa bo'lgani, taxtasi qaysi yog'ochdan edi, mixini qanaqa qilib qoqqani Qur'onda yo'q. Bu ortiqcha bahs bo'ladi. Ortiqcha nima? Urinish bo'ladi, befoyda narsa bo'ladi. Bizga qissadan ibrat kerak. Alloh shuni iroda qilgan. Va'z kerak, nasihat kerak. O'zimizni bu dunyomiz, oxiratimizga manfaat olishimiz kerak. Kemani yog'ochidan, mixidan, boshqasidan bu narsani demak ololmaymiz biz. Ana kema bitgandan keyin har bir jonzotdan bir juftdan olib va o'zlari bilan mu'min bo'lib turgan qavmlarni olib Nuh alayhisalom Allohning amri bilan kemaga chiqdilar.
Tarixçilər aytdı ki, 80-ta ailə var idi şimdə dedi. 950 yıllık davetinin semarası özleri, yani yakınları, şu bilen birge, hamması olup 80 aylığa kalas. Ana indekeyin Allah'ın emri geldi de, vefarat tennuru diye. Tennurga hoşçakalın derseden su atılıp çıkışı başladı. Tennurunu maddesi ne medenidir, taştan mıdır, laydan mıdır, başka mı? Bu ham bizge gereği yok. Ona oşu ağzını diametre kanca bu yam gereği yok. Atılıp çıkışını şekli kanaka bunu hem bizge gereği yok. Bizge Allah'ın emri bulan her nesil buluşunu çünüşümüz gerek. Adamını demek hayali çekerelenip kagan için şu çekerelenip nersini Allah cari kıyan. Bir tanrıga oşakan nersi turgan da Allah emri kıyan da şundan su atılıp çıkıp Allah'ın emri basa şunu devoladı. Bir de tanrının ağzından hem bütün dünyanı toplam basıp kala uğradı. Ana o şimdi böyle su kelip hemma yoğunu apket yetken de karaseler oğulları bir yerde turuptu. Kaçıp turup, nereye varıp turuptu. Hay balam dedi, atalik mehri kozudu. Balam kekim biz bilen bugün kutulup kalasen deseler. Yok, ben takka çıkıyorum, ben su yetmeydim ben gene. A şimdi yaparıp durken de onu yam su alıp gitti. Ana Allah'ın emri bilen fakat kemede Nuh Aleyhisselam'ın necat kemeleri de kalgan canzatlar yine kaldı. Kalganını hemmesini tufan gark kıldı, yok kıldı. Çünkü ular tüzelmez dertke eylenip kalganıydı. Tüzelmeydiğin çıkkanıydı, karasanıydı. Onu tüzeltip bulmasıydı. Şunun için onu kesip taşlaş gerekirdi. Ular insaniyet için ağrıydı, namusıydı. İnsaniyetinin helaketke abarış vasıtasıydı. Şunun için Allah onlarını umumen kesip yok kılıp yeryüzünü onlardan tazalaşını ihtiyar kıldı. İmanı var, 80'te bozayım yeterdi. Allah uzun köpeytir oladı. İmanlarının berekesini beredi. Doğru yolunu berekesini beredi. Allah'a kıyan ibadetleri hayrını beredi. Hemmesi yolga çıkardı. Ve şunu deyip oldu hem. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şunun için enbiyalarının şeyhi deyildi. O kişi ulul azim peygamberlerden, yani azimetli peygamberlerden. Beş tane peygamber şu unvanga sazavar bulgarlar Allah Teala tarafından. Şularının birincileri aynen Nuh Aleyhisselam saklanadılar. Nuh Aleyhisselam dünya tarihinde en uzak yaşayan adam ve nebidirler. İbn-i Abbas radıyallahu anhudan İbn-i Kesir kılgan rivayette aytilarken ki Nuh Aleyhisselam nebi kılıp yubarganları da yaşları 40 yaşta idi. Tufandan keyin yine 60 yıl yaşadılar. Hali günge 950 yıl peygamberlik kıyarlarını kossak, yaşları çıkardı. Nuh Aleyhisselam demek ana şu tarzda bütün uzak umurlarını, insaniyetteki en uzun umurunu 950 yılını iman için kuraşka bağışladılar. Serkeş kavmini hidayetke başlaş için harekette buldular. Allah'ın emrini ruhiyatka çıkarışı için bütün vücutlarını sarf kıldılar. Bana şu, enbiyalarını insaniyet hayrı için, berekesi için, bu dünya ve ahiretinin saadeti için alıp bargan kuraşlarının yorkun namunasıdır. Bu kısadan biz her kancı örnek alsak erciydi. Şunun için bu hazırki künde, Kur'an nazır bergen künden başlayıp bugünkü kün geçe, Müslümanlarını ibadet tarzında tilavat kıladığan metnige eylendi. Hazır karılarımız tilavat kılışı yaptı. Bana şu kıssanı bolak bolak her yerde, hususen Nuh suresini hem tilavat kılınadı. Yani bu mukaddes bir metnige eylendi. Kur'an'a eylendi. Kıyamet kayyum borgunca tilavat kılın duradığan esnetme boldu. Bana biz bu narsalarını yakşı anlayıp yetişimiz gerek. Biz Arap dilini bilmeganimizden, ko'p tilovat bo'lsa ham tushunmay yurganimizni e'tiboridan biz sizlarga mana shularni aytib beryapmizki, esda qolsin.
o'rnak bo'lsin. Anbiyolarni har bir bosgan qadamlari biz uchun aziz, biz uchun ibrat, o'rnak, namuna, xayr, baraka ekanligini unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Nuh alayhissalomga sarkash bo'lgan qavmga o'xshashdan o'zi saqlagan bo'lsin. Bu kishiga iymon keltirgan muxlis bandalar safida bo'lishimizni nasib etsin. Bu qissadan ibrat olib, doimo yaxshi yurib, yaxshi turib, Allohning ibodatini qilib, u zotga taqvo qilib, Allohdan istig'forlar aytib, istig'forga va'da qilingan yaxshiliklar, xayr barakalardan bahramand bo'lishimizni Alloh taolo hammamizga o'zi nasib qilsin.